Star Panorama'nın bu haftaki konuğu benim. Sevgili arkadaşlarım benimle ilgili konuşmuşlar. Onları izleyeceğiz. Bakalım ne dedikolar yapmışlar. Gökhan benim hayatımda tanıdığım en normal adamdır. En azından benim için öyledir. Dünyada belki tanıyacağınız, star olarak gördüğünüz kişinin en normal hallerini gören birisiyim. En normal halleriyle onunla birlikte yaşayan birisiyim. Gökhan hakkında en ilginç bildiğim ya da size anlatabileceğim şudur. Gökhan bir şarkı yazmak için play'e basılmış bir teybin geriye sarılması gibi sesler çıkararak yaklaşık 20 dakika, 30 dakika boyunca bunu yapar. Böyle gibi sesler çıkartıp 30 dakika sonra bir dinler misin dedikten sonra şarkıyı söyler. İnanılmaz ilginç bir yetenektir. Dünyada hiç duymadığınız müzikleri o dinler. Gökhan için, yani Gökhan'ı kazanmak istiyorsanız, Gökhan'la sohbet etmek istiyorsanız, Gökhan'la telefonda konuşmak istiyorsanız mutlaka samimi olmanız gerekiyor. Gökhan'ın birinci önceliği herkeste samimiyettir. Gökhan samimiyetsiz olan birisiyle bir daha telefonda da konuşmaz, yüz yüze geldiğinde de konuşmaz. Herhangi bir şekilde çalışmayı da istemez. En önem verdiği şey samimiyettir. Samimiyetsiz insandan uzak durmayı tercih eder. Şöyle bir hikaye anlatayım. Bilmiyorum starlar ne kadar sabırlıdır ama ben kendimden örnek vereyim. Bir gün bir Dolmabahçe'de bir program sonrasında sabah saat 4.30 gibi Dolmabahçe Sarayı'na gelen bir ortaokul grubunu bize denk geldi ve Gökhan'ı tanıdılar. Gökhan'ı tanıdıkları için bu 45-50 kişilik grup Gökhan bar programından çıkmıştı, çok yorgundu. Gökhan'dan imza istediler, fotoğraf istediler, toplu fotoğraf çekildiler, tekli çekildiler, üçlü çekildiler, beşli çekildiler ve yaklaşık 45 dakika boyunca bunu yaptılar. Ve Gökhan sabırla tek tek hepsiyle fotoğraf çekildi. Ben yapamam. Yapamam. Hani açık konuşayım. Hani o çekilirken bile yanında sabredemiyordum ve o çok dinayetli bu konuda. Ersin'e teşekkür ediyorum öncelikle dedikleri için, söyledikleri için. Ersin'le yaklaşık 5 yıldır tanışıyoruz. Tek kitap program yaptığımız zamanlar tanışmıştık. Moda'da bir mekan işletiyordu kendisi. Benim için de önemli bir insandır ve beni çok iyi tanıdığı için de menajerliğimi en iyi onun yapabileceğini düşünerek Ersin'le iş konusunda da devam ettik hayatımıza. Ve şu anda hem ev arkadaşım hem menajerimdir kendisi. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. İlk orkestraya giriş anım, orkestranın Atıl kurmuştu. Sonra Bora, benim orkestramda davulcudur kendisi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Değişik bir adamdır. Tanıtmak istedim baştan. Meraklı, bekliyorum ne dediğini. Aslında başka arkadaşlarla çalıştıktan sonra Atıl, Gökhan Türkmen'e çalıyoruz. Sen de bizle birlikte çalar mısın demişti. Normal bir iş olarak, görüp herhalde öyle başlamıştık. Klasik bir soliste başlayan müzisyen gibi. Fakat sonrasında şu an geldiğimiz noktada bir solistten çok daha öte bir arkadaş, bir dostsun. Yani sadece benim için değil, orkestrandaki bütün herkes için. Süper bir insansın. Seni hep beraber çok seviyoruz. Seninle ilgili de bir anımız özellikle aklımda kalan. Bir program sonrasında Taksim'de canlı karaoke yapan bir mekana gitmiştik ekip olarak. Kimse orada Gökhan Türkmen ve ekibinin geldiğini... Kendisi bu arada o canlı karaoke'deki ekibinde davulcusudur. Zaten Bora'nın en çok sevdiğim yönü aslında müziğe iş olarak bakmamasıdır. Bir yere yani davul çaldığı zaman mutlu olan bir adam, müzik yaptığı zaman mutlu olan bir adam. Hiçbir zaman benim gibi düşünüyor aslında o da. O yüzden zaten çok önemli bir adamdır orkestrada. Ya bütün orkestram öyle gerçi de şu an Bora konuştuğu için diyorum. Bu işi para için yapmayan ender müzisyenlerden biridir. Bu da çok önemli bir şeydir bence müzisyen için. Fark etmemişti. Tam o sırada müşterilerden biri senin şarkını söylemek istemişti. Sahneye çıkmıştı. Sen de orada belki de başka solistlerin yapmayacağı alçak gönüllülükle sahneye çıkıp gizlice gitarist arkadaşından gitarı aldın. Arkadaşlara fark ettirmeden parçaya eşlik etmeye başladın. Parçaya eşlik ederken de arkadaşlar senin çaldığını görünce çok şaşırmıştı. Mekanda da bu çok ilgi çekmişti. Benim gözümde bir solist olarak
böyle bir hareketi yapmış olman ne kadar alçak gönüllü ve ne kadar müzik yapmayı isteyen, hani çok fazla parayla şan şöhretli işi olmayıp da içinden geldiği için müziği yaptığını gösteren bir hareketti. Bunu böyle paylaşmak istedim seninle. Orkestra olarak hepimiz seni çok seviyoruz. İnşallah uzun yıllar hep beraber çalışırız. Çok çok teşekkür ediyorum. Orkestram benim için çok önemli. Her zaman önemli oldu aslında. Müziğe başladığım andan itibaren benim için ekip her zaman çok önemli bir faktördür. Çünkü ben çok fazla kendimi hani mutlu etmeyi becerebilen bir adam değilim. Etrafımdaki insanlar mutlu olunca mutlu olmayı bilen bir insanım. O yüzden de ekip her zaman benim için çok önemlidir. Hani bu sadece orkestra, işte sadece menajer falan değil. Hani benimle çalışan sahne amirinden işte menajerine, yapımcısına kadar her şey benimle alakalı olduğu için de onların mutlu olması benim için çok önemlidir. Merhabalar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsanın sevdiği birini, birilerine anlatması çok zor bir şeymiş, çok stresli bir şeymiş. Çünkü hani yaşıyorsunuz, onu yaşıyorsunuz ama birilerine bunu anlatmak çok zor. Gökhan'ı birazcık anlatmak istiyorum size. Gökhan'ın en sevdiğim özelliği yaptığı işle de ilgili, karakteriyle de ilgili. Piyasadaki diğer insanlardan çok daha farklı olması en azından benim için. Çünkü gerçekten kendi şarkılarını, kendisine ait olmayan şarkıları da aynı zamanda hissederek yapıyor ve hissederek söylüyor. Benim için en önemli şey işiyle ilgili olan kısmında bu. Gökhan benim için ne ifade ediyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Gökhan'cığım benim için hiçbir şey ifade edemezsin arkadaşım yani. Hani söyleyecek bir şey yok. Geldim buraya, evet, insanlar çok ısrar ettiler, yalvardılar. Gökhan için bir şeyler söyle ama... Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yani normal bir insan değil benim için ve çok iyi anlaştığım bir arkadaşımdır. Normalde hani bir kadınla bir erkeğin sıkı dost olması ve çok iyi anlaşması insanlar tarafından çok farklı algılanabilir. Hatta kendisiyle dedikodularımız bile çıkmıştır ama biz hiç umursamadan çok güzel bir şekilde arkadaşlığımıza devam ettik. Merakla bekliyorum söyleyeceklerini. Bir şey bulamıyorum senin için. Şaka tabii ki. Birincisi Gökhan'la çok eğleniyorum beraberken. Eğlencenin dışında kötü bir zamanım olmadı ama kötü bir anım olursa ya yanımda olacak nadir insanlardan biri, onu çok iyi biliyorum. Nazım'ın geçtiği yine nadir insanlardan biri. Bana çok güzel insanlar kazandırdı. Ersin kazandırdı en başta bana. Ersin'i de çok seviyorum çünkü. Beni hiç üzdü mü? Üzdü, geçen gün çok üzdü beni. Böyle benim çok moralim bozuktu. Bir gün önce de onunla görüşeceğiz diye konuşmuştuk ertesi gün. Sonra sabah ben onu kalktım, aradım, görüşecek miyiz arkadaşım dedim. O da görüşeceğiz arkadaşım dedi. Ondan sonra yeni kalktım işte. Arayacağım ben seni dedi. Benim de çok moralim bozuk olduğu bir gündü. Sonra akşam 7 falan oldu. Hani görüşecektik dedim. Ben seni unuttum dedi bana. Zaten çok yalnız hissediyordum kendimi o gün. Gece yarısına kadar ağladım onun yüzünden. Çok üzdü beni o gün. Biraz unutkan olduğumu biliyorum. Zaten bunu daha önceki programda da herkes söylemiştir. O gün evet, yani gerçekten unutmuştum ve dürüstlükle söylemiştim. Hani başka bir bahane söylemek istemedim. Yani duygu dediğim gibi çok samimi, çok dürüst ve düzgün bir insan. Benim hayatımda önemli insanlardan biridir. Dediğim gibi çok, onun da dediği gibi çok eğlenirim onunla beraberken. Çok rahatımdır. Genelde yani bunu çok öyle üsteliyorum, hani insanlar yanlış anlamasın ama genelde işte bir erkek ortamında bir bayan olduğu zaman çok fazla erkekler rahat olamaz, rahat davranamaz, rahat hareket edemezler ve ben duyguyla beraberken onunla gerçekten çok rahat bir şeyler paylaşabiliyorum, konuşabiliyorum. O yüzden de benim için çok önemli bir şey bu. Çünkü insanların çok fazla yakalayamadığı bir şey bence. O da aynen öyle düşünüyor. Bunu da biliyorum. Teşekkür ediyorum zamanını ayırdığı için. Merhaba Gökhan. Yine ben. Gökhan'la en son ablasının nikahında beraberdik. Geçen hafta sonu. Serkan şimdi o kadar çok fazla benle ilgili o kadar çok şey söyledi ki daha önce işte bütün röportajlarda, bundan önceki programda da aynen. O yüzden ne söyleyecek diye çok merak ediyorum. O yüzden böyle yavaş yavaş konuşmasını anlayabiliyorum. Gökhan'la ilgili yine
hatırladığım, küçükken çok kiloluydu. Yani bir 14-15 yaşına kadar yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam düzelt Gökhan. Düşüneyim. Lise 1'e kadar, orta sonlarına doğru falan kilo vermeye başlamıştım. O zamana kadar bayağı kiloluydum. Yani hani şişko diye dalga geçilecek kadar kiloluydum, evet. 96-97 galiba müziğe başladığımız, işte bir şeyler yazmaya başladığımız tarih. O tarihten işte yaklaşık 2004-2005 yılına kadar hani birazcık bilgisayar da yokken diyelim, şarkıları hep defterlere yazardık. Bizim bir şarkı defterimiz vardı. Tabii iki tane oldu o, çok şarkı olunca. O iki defter de bir akşam kayboldu. Birinin ele geçirip onu kötü amaçlı kullanma, işte internette verme olaylarını düşünüyoruz ve bu 2-3 ay çok bunalımlı geçti bizim için, çok kötüydü. Ama nihayetinde bulduk. Gökhan'ın yatağının altındaki bazada çıktı. O yani inanılmaz, gerçekten hazine bulmuş gibi sevinmiştim o defterleri bulduğumda. Çünkü gerçekten bizi çok düşündürmüştü. Hani net olan bir şey değil. Yani birisinin de olduğunu bilsek, birisi ele geçirmiş olsa atıyorum. O mesela bizi daha çok rahatlatabilirdi çünkü onu almak için çabalardık. Ama kaybolduğunu bilmek çok kötü bir şey. Yani o iki defterin hani nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Çöpte mi? Birisinde mi? Birisinin eline geçti. Birisi okuyor mu? Birisi kötü bir şey planlıyor mu o defterlerle alakalı? O yüzden yeni taşındığım evin yatağın, yani bir de yani bayağı bildiğin defterleri alıp taşımışım yeni eve. Farkında değilim. O defterleri bulduğumda gerçekten çok sevmiştim. Hemen Serkan arayıp bil bakalım ne oldu demiştim. Çok sevineceğim bir şey oldu demiştim. O da direkt defterlerimi buldun demişti. Son olarak şunu söyleyebilirim. Hatta belki bu cümleyi söyleyeyim. Gökhan anlatabilir. Elinde kumanda var biliyorum programda. Durdurup anlatıyor o da. Tamam, yerini durdurdum. Şile'de bir hatıramız vardı yine, çocukluk hatıralarından biri ve hala bu yıla kadar gelen bir hatıradır. Köfteleri kim yedi muhabbeti. Onu da Gökhan anlatsın bence, kumandaya basıp durdurup. Çok küçükken bizim işte anne tarafındaki kuzenlerle alakalı işte beraber hep yazlıkta Şile'de, her yazımız orada geçerdi bizim aslında. Bir gün evde işte hep beraber işte annemler, teyzemler işte lahmacun ayıptır söylemesi, köfteler möfteler yapılıyor. Bir güzel bir akşam yapılıyor falan. O yemekten sonra da biz klasik bütün kuzenler, çocuklar işte dışarı çıkarız falan. En son işte dışarı çıkmadan işte bir şey oldu. Neyse çıkıldı dışarı, eve geldik. Yani bu tabii ki işin gırgır, hani uzatılmasının sebebi de hani gırgır yani. Hani sadece gülelim, eğlenelim diye. Annemlerin, teyzemlerin, yengemlerin bize de bunu söylemesi sadece bunun yüzünden. Yoksa köfteler çok önemli değil. Tencerenin içinde bayağı bir köfte kalmış ve o köfteler biz geldiğimizde annemlerin, teyzemlerin söylediği şey, köfteler ne oldu, kim yedi diye. Herkes birbirine baktı ve köftelerin kimin yediğini bilmiyor kimse. Yani birisi biliyorsa da kimse söylemiyor. Biz gecenin bir yarısı oturup mahkeme yapmıştık. O kafayla artık o yani yaşta yapılacak tek şey oydu. Yani o zamandan bu zamana hala kimin yediği, o köfteleri kimin yediği söylenmemiştir. O zaman belki de 8-9 yaşındaydım. İşte yani 20 yıl olmuş, 20 yıldır köftelerin kimin yediği hala bilinmiyor. Mahkeme de bir işe yaramadı. O yüzden öyle bir hikayemiz var, komiktir. Çok teşekkür ediyorum herkese, Serkan'a, Ersin'e, Duygu'ya. Zaman ayırdıkları için. Ben hayatım boyunca dostluklara çok önem veren bir adamım. Ersin de dediği gibi samimi olan her şeye iyi niyet suistimal edilmediği sürece herkes için her şeyi yapabilirim hayatım boyunca. O yüzden de böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Hani birilerinin beni anlatması, bu arada Bora'ya da teşekkür ediyorum, onu unuttum. Orkestrama da tabii ki onun vesilesiyle. Benim için çok önemlidir. Birilerinin beni anlatması aslında bazen çok hoşuma gidiyor. Çünkü bilmek istiyorum etrafımdaki benim sevdiğim dostlarımın kalbinde nerede olduğumu bilmek istediğim için çok önemlidir. Hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Power Türkiye'de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.